أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak maddi ve manevi, semavi ve arzi afaklardan hüfz-i emin eylesin. Erva-ı habiselerden de muhafaza eylesin. Ya hafız-ı zülcelal. İnsan, dersimizin konusu, insanın aşı, işi, eşi, yatır, katı, arabası, her şey var. Niye mutlu değil? Niye derdimiz çok? Niye birisinin playerine, yani konuşmasına bastığın zaman hep eleştiri, tenkit, memnuniyetsizlik var? Hep tenkit. Ya Ahmet mi? Ya öyle de iyi adam ama atlar mı ya? Tamam da yani sen bilmedin şöyle. Böyle nedir ya? Yani? Öyle. Bu ailevi karı koca diye şeylerde nedense iyiliği görmüyoruz. Veya birisi göstermiyor. Burada olanımız var mıydı? Serbest bölge yapmıştık. Arkadaşlar, onun sıkıntınız olduğu zaman gözünüzü kapatın, buraya koyun. Şurada o. Tak tak, ha bu. O seyretmeniz içindi böyle. Hayal edebilmek içindi. Seyredin onu ya. Hayal et. Canın sıkıldı. Yani ben de gündelik hayatta kullanıyorum, o benim değildi ki. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah iştera minel mu'minine enfusahum ve emvalehum bi ennelehumul cennet. Sadakallahu azim. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona at olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen diye şu temsili keceye bak, dinle diyor. Ben atlıyorum 6. söz. Şurada 4. kar. İnsan niye mutlu değil? Niye farkındalığı yok? Hatta biraz da ileri gidiyorum. Haşa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da sağ olsaydı ona da kusur bulurdu. Böyle tipler var demeyecek, tipimiz var. Var, duamızda böyle bir şey var. Orada da kusur bulurdu. Niye öyle giydi ya? Niye öyle giydi ya? Baksana, entarlı giymiş, pantolon giymiş. Ve bu zamanda da olmaz ki ya. Ya bulurduk yani. Böyle bir doğamızda, tabiatımızda bir taraf var. Kısacası onun sözünü kendi sözümü zannediyoruz. Puf nokta bu. İmam-ı Şafii'nin sözüyle başlıyorum. İmam Hasan'la devam edeceğim. İmam-ı Şafii diyor ki radiyallahu anh, sırf vel asr suresi gelse, Kur'an gelmemiş olsaydı ümmet için, ümmetin istikameti doğru düşünebilmesi için bu süre yeterdi. Vallahi Risale-i Nur olmasa, 13. lema olsa yeterdi. 13. lema. Külliyat gelmese insanın itikadı, istikameti, tevekkül ve teslimiyeti adına 13. lema gelmiş olsa, yazılmış olsa yeterdi. Allah'ın şanına yakışır gibi muamele etsin ustada. 4. kâr. İnsan zayıftır, belaları çok. Niye bu onlar oluyor? Ne diyorsun? Zaten böyledir. İnsan ile beşer farklıdır, biliyor musunuz? Bak. Ey fakir beşer! Ey aciz insan diyor. Onu kaçırdık değil mi? 318 sözlerde var. Bak. Aciz insan, fakir beşer. Aciz. Her insan insan değildir. Beşerdir. Yani şöyle diyeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insandı ama aynı zamanda peygamberdi. Yani şimdi hepimiz beşeriz. Şerlerle doluyuz. Beşer, bir şer beşer, bir sürü olumsuzluklarla beraber olumluluklar var. Karma. Bu yapıya beşer deniliyor. Şerlerle dolu. İnsan ise
peygamberler bu beşeri insanlık makamına çıkartmak için gelmiş. Ne diyor biliyor musun? Niye geldin demişler peygambere. Ne demiş biliyor musun? Peygamber olmaya, şu olmaya, bu olmaya geldim dememiş. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Allah Allah. Çok garip biliyor musun? Güzel ahlakı tamamlamaya geldi. İnsan zayıftır. İnsan. Belaları çok. Fakirdir. Yani bakın, zayıftır, güçlü olması lazım. Veya belası az olacak. İnsan zayıftır, belası az. İnsan zayıftır, belası çok. İnsan fakirdir, ihtiyacı az. Değil. Fakirdir, ihtiyacı da çok. İki tane şey, birbirine eklenmiş önerme. Hem fakir, ihtiyacı çok. Hem aciz, belası da çok. Acil bir şey ya. Sonra, acizdir, hayat yükü pek ağır. Hayat yükü ne kadar ağır. İnsan olmak kolay değil biliyor musunuz? 23. pencerede geçiyorum. Aynı isamet olmak kolay iş değil. Muhatap ilahi olmak kolay değil. Hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmese, itimat edip teslim olmasa, vicdanı daim azap içinde kalır. Tevekkülsüz bir asır. Teslimiyet yok, kanaat yok. Hazmetmek yok. Tevekkül yok. Tevekkül ne demek burada? Tevekkül etmese, yani Allah'a itimat edip teslim olmasa. Bak, onu söylüyor. Bu makamdaki izah o. Tevekkül etmese, yani Allah'a teslim ve itimat etmiyoruz. İmam-ı Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de 90 yerde rızkınıza kefilim nas. Bir yerde şeytan rızkınız noktasına sizi şüpheye düşürüyor. Ya biterse. Biz 90 yerde Allah'ın teminatını görmüyoruz. Bir tane şüphe koydu, şüphelendirdi. Biter, aç olursun. Şeytanın dediğine kanıyoruz. İnsan ne acayip bir şey ya. Kendime şaşırıyorum ya. Ben şaşırıyorum. Nasıl bir mahlukuz? Arkadaşlar, insan sıkıntısı bu makamda izah edeceğim. Niye sıkıntısı var? Hadiseleri ve olayları ikidir. Bak, yani dünyadaki eşyalar var ya işte, yağmur yağdırılıyor, deprem oluyor, güneş var, bitki büyüyor, hurma açıyor, gidiyoruz geliyoruz. Bunlar hadiseler. Bir de insanın sebebiyet verdiği olaylar var. Tamam mı? Eğer, bak psikoloji izahını şey yapıyorum. Bu kainattaki hadiseleri ve olayları tek tek görürsek, onun bedeli, muaccel cezası psikolojik sıkıntıdır. Bütünsel görürsek, yani bütünsel görürsek deriz ki, aa niye böyle oluyor dediğin yerde, tabii canım böyle olacaktı ya. Mesela sıkıldığım zaman ben de sıkılıyorum. Şimdi sıkılıyorum ya, ne zaman sıkılacaktım ki? Hangi zaman sana takdim edelim sıkıntıyı diye soruyorum kendime. Ne zaman olsun? Uyurken olsun. Beyefendi Hazretleri radıyallahu anh, tamam. Bak şimdi bir daha. Kainatı zıtlar var ya, tevhid ne demek? Allah'ın birliği değil ha. Öyle diyoruz. Tevhid şu demek. Kainatta Allah iki unsur yaratmış. Hak, batıl, doğru, yanlış, soğuk, sıcak, iman, küfür, zıt. Zıtların sahibi olan Allah. Tevhid bu. Şimdi bunu bütünsel olarak, zıtları bütünsel olarak resmedersek, o nispetten hadisenin arkasına geçeriz. Sıkıntı olmaz. Peki, ölüm korkusu niye çekeriz? Sıkıntıdan bahsettim, girdim içeriye.
bedenle ruhu ayırt etme nispetinde ölüm korkusu olur. Bedene ben diyoruz da ondan oluyor. Ben öleceğim. Ölen bu. Ölen hayvan imiş. İnsanlar ölmez. Küllü nefsin, küllü ruhu demiyor. Zaykatın nefte hocam. Bedene ben demenin, efendim, bedene ben demenin cezasıdır. Ölüm korkusu. O nispetle. Bir, kainatı bütünsel görmemenin, görememenin bedeli, macer cezası, psikolojik sıkıntıdır. Bedenle ruhu ayırt edememenin macer cezası, ölüm korkusudur. Allah ile insanı bütünsel Allah'a ulaşılmaz, Allah'a kendinden çok uzak görmenin bedeli de imansızlık endişesi olur. Şimdi insanı ne kadar kendini tanırsan o nispetle rahat edersin. İnsanı en iyi tanıtan bütün külliyattır ama 23. sözde insan dersidir. İnsan pecereleri çok da. Bak, insan zayıftır, belası azdır. Denmesi gerekirken belası da çoktur. İnsan fakirdir, ihtiyacı az demiyor. Hem fakirdir, ihtiyacı da çok. Acizdir, hayat yükü hafif. Olması lazımken hayat yükü de çok. Ne yapacak? İnsan Allah'a teslim ve tevekkül edecek ve itimat edecek. Üç. Teslim, tevekkül, itimat ve kaderine rizazade, razı olacak. Tamam. Men amene bil kader, emin emine keder. Şimdi peki etmedin, bedelini ödüyorsun, ödüyoruz. Arkadaşlar, resmi bütünsel gördüğün zaman o seni ezen hadisenin arkasına geçiyorsun, hadiseyi yönetiyorsun. Allah Allah. O sana bir göz oluyor, seyrediyorsun. Şu anlarda 81. sayfada açarım. Ham var, ham. Baş harfleri. H, A, M. Haksız temellük. Allah'ın malına, bu benimdir dedim. Hırsızlık bu. Haksız temellük. Senin olmayana benimdir dedim. İki, ham, A. Aynı dağlığını bilmemek. M. M. Nedir M? Mevhumu muhakkak bilmekten vücut renginliğin ve suretini almış Adem'dir. Kardeşim Allah'ın malını gasp etmişsin, buna ben demişsin ya. Hırsızsın. Adam bana soruyor. Abi çalınan malın zekatı var mı? Ona temelden zaten gitmişsin lan. Ne zekatı? Helal malın zekatı olur. Adamın zekatı mı olur? Adam zaten külümen ha. Çalınan malın zekatı mı olur? Sen malını niye çaldın? Allah malına benim dedin. Abi ben sıkılıyorum ya. Ben katayım ya. Allah'a teslim, tevekkül, itimat. Rububiyetine, kaderine kanaat. Ondan sonra gemiye yükünü bırakıp oturmak o demek. Teslim ve itimat edeceksin. Allah benim rızkıma kefil. Ona aranızda yalan demiyorum. Aranızda en fakir benim. Dünya şey adına bir tapu bir şeyim yok. Sigortalı da değilim. Hiçbir şeyim de yok. Ona ben dünyanın en zengin insanı olarak hissediyorum kendimi. Lan ne olmuş size? İşiniz, aşınız, atınız, yatınız, katınız, eşiniz bile var. Bende hiçbir şey de yok. Ulan derdiniz ne ya? Niye sıkılıyorsunuz? Neye korkuyorsunuz? O zaman mı emişim? Yok ki. Köydeki ev benim üzerime yapıldığını zannediyordum. O da çıktı ki kaça atmış. Benim değilmiş. O var ya dershane diye. Dershane. Tabela yazıyor da. Köyü Lisan dershanesi. O da benim üzerime değilmiş. Yeni çıktı bu yakın. Ne var zannediyor? Hiçbir şey. Niçin örnek veriyorum biliyor musun? Bak yaşadığım bir dünyadan. Ben size nakletmiyorum alimlerden. Bak rahatım, rahat ol. Korkma. Rahat ol. Ölümden korkma, kurtuluştur.
fakirlikten korkma, zenginliktir ve köylülükten kurtulmaktır. Zenginlik, malın çokluğu değil, talep azlığıdır. Fakirlik ise mal azlığı değil, talep, bak fakirlik mal azlığı değil, talep nedir? Fakirlik, talep çokluğudur. Mal azlığı değildir. Zenginlik nedir? Mal çokluğu değil, talep az, zengin adam. Fakir, talep çok. Ne istiyorsun araba? Elinde mi? Yok. O, onun fakirisi. Elindeyse onun kölesisin. Mesela arabaya bindiniz, birisi arabasını kullanıyor, bindin. Kuyuya düşse ne olur? Tak tak tak. Suya ne biçim sürünüz? Mideni düşünürüz. Ama arabaya suya ne der? Kuyuya düşünce sanki çukura düşünce kendi böbreği inmiş aşağıya. Sana bir şey olmuyor bak. Eğer ev senindir kiracı gibi. Eğer kiracı gibi olursan çıkması kolay olur. Ev sahibi gibi oturursan çıkması çok zor olur. Olmasın demiyorum ama Allah'a ne olur tevekkül edin, teslim edin, itimat edin ve rububiyetine, kaderine kanaat edin ya. Ne olacak ya? Vallahi yarın aç olmasın ya, korkma. Öyle zenginler alıyor ki, içimden geçiyor, ona buna bir tane ekmek alıp da vereyim. Vicdanı daima azap içinde olur. Kim? Tevekkül, teslim, itimat, kanaatsız olan daima vicdan azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, yani öyle bir meşakkat var ama hep isyanla mukabele ediyoruz, semeresi de yok. Meyvesi de yok. Elemler, teessüfler, onu bular. Öf, tuhaf, batsın bu dünya diyor. Orhan abisini dinliyor. Hasan abisini dinlese ne edecek? Ondan sonra bir sürü elemler var. Teessüf. Keşke. Keşke. Ya vasibe nasıl kaçırdım? Bırak lan ahireti kaçırma ya. Yani doğru, yanlış, kıymetli. Bak elzemle lüzum birbirine girmiş. Lüzumlu bırak. En elzem var. En. Yani değerine göre talep et. Onun değeri o kadar ya. Ya vasibe ben nasıl kaçırdım canım? Kaçırdım ne olacak ya? Merak etme, arsan yok emin. Vallahi hayatın sonunda bir toprağın olacak. Herkes hayatın sonunda toprağı vardır. Çok azdır toprağı olmayan, belki deniz olacaktır. Hayatın sonunda hocam, toprağın olacak senin. Ama herkes eşit. Şu anda Koyuncutepe'de arsası var ya, yatı katı binası var adamın. Ama hayatın sonunda eşit olacak. 2 metreye 1,5. 1,5 öyle, 2 metre de böyle, hepimizin eşit aman ha. Böbremizi eşit yapacak. Hayatın sonunda toprağımız olacak, merak etme. Bazısının manzaralı oluyor. Evet, çok güzel oluyor biliyor musun? Bu tepe, Büyükçekmece'de, yokuşun deve parktan orada, ne güzel seyrediyor. Ulan buranın manzarasına bak diyor. Aşağıdaki manzaraya bak. Ya. Ama ya. Yani denizaltıya benzetiyorum. Usta da öyle diyor. Taht el-Bahar diyor. Denizaltıya iniyorsunuz, oradasınız kabir. Ama öyle bir radar sistemi var ki uzayı seyrediyorsunuz. Deniz altından denizin üstünü seyrediyorsunuz. Dağları, şehirleri seyrediyorsunuz. Beşerin teknolojisiyle. Uydu ha. İstediğin noktaya da vuruyorsun deniz altında. Böyle olacağız inşallah. Torpidoda ineceğiz ama dünyaya hakim olacak. 5. kar, 4. kar neydi? Tevekkül, teslim, itimat, kanaat, kar. Bunlar tersine dönüyor. İnsan zayıftır, belaları çok ya, arkasına geçiyorsun. O kadar zengin oluyorsun. Yani belaların, dertlerin, ihtiyaçların çok ya. O zaman bunu eline geçiremeyince bunun sahibini talep ediyorsun. Allah bulunca her şey senin oluyor. Şu anlarda öyle geçiyordu ya. Şu anlar ha şuradan. Diyor ki kaçıncı şu ay bak. Gördüğün şu an.
diyor ki şuur imaniyle ve intisap, bak imanın şuuru, imanı vardı ama şuuru olması lazım. Yani fark etmesi lazım. İmanının farkındalığı olması lazım. İmanından daha kıymetli bir şey var mı? Yok. O zaman nispetle konuyor mu? Şuur imaniyle, iki, intisapla, İslamiyet intisaptır. İman izandır, İslamiyet iltizandır, intisaptır. Şuur imani, itikat, iki, intisap, fiil, üç, münasebet ile onun mevcudata bir alaka, bir nevi ittisap peyde olur. Yani Allah'ın memleketindesin, Allah'ın kulusun, Allah'a şuurun var. Sorulduğu zaman gündelik hayatta Allah'a tabii canım söyledikleri zaman hatırlıyor. Yani ben namaz kılarken bile Allah'ı zor hatırlıyorum da namaz kılmayan adam Allah'ı nasıl hatırlayacak? Namazın içinde Allah'ı hatırlamıyorum da ben. Namazı olmayan bir hayatın içinde Allah olur. Nerede olacak? Hiç hatırlamaz ki. Şimdi bu intisap peyda edince ne oluyor? Allah'a intisap nispetinde o halde ikinci derecede vücudu şahsisinden başka hadsiz bir vücut, yani bu vücut gidiyor. Kanser oldun, böbrek oldun, felç oldun, ha gidiyor. Ama nasıl ki cep telefonu basit ama mensup olduğum istasyon beni uyduya bağlamış. Dünyayla görüşüyorum. Adamın çok kaliteli telefonu var bizim köyde. Gelmişlerdi. Fakat onun bağlı olduğu şebeke vericisi yoktu, görüşemiyordu. Gelip benim telefonla telefon ediyordu. Usta çalıştırmıştım böyle yangın dolayısıyla. Şebekesi çekmiyor. Çok kaliteli bir adam. Bu şey malzemesi var. Ama şebeke uyduruk. Tamam, o nedir o? Yani şuur imanı oldu mu? İmanı şuur. Bu sefer kendi vücudundan kanserdir, fakirdir. Ne şeyinden? Hemen geçiyorsun öteye, sahibine. Malların malına, sahibine geçince o şuur imani ve intisap ve münasebet ve alaka ve intisal cihetiyle güya onun nevi, güya onun bir nevi varlığıdır gibi var olur. Varlığa karşı fıtrı aç teskin edilir. Güya bu Allah'ı alemimizde net olma nispetinde Allah kimse, Allah benimdir. Allah benim olursa Allah ne var da benim oluyor. Çocuğa mesela sorsan neyiniz var? Araba bizim diyor. Lan babanın işte. Hayır. Babasının, babasıyla o kadar fena fiil olmuş ki fena fiil baba çocuk. Babanın malına, arsasına, binasına benim diyor. Niye diyor? Biz benle baba farklı bir şey mi? Ben işte biz. Ha, o kadar Allah ile fena fiillah oluyor ki Allah malı benim oluyor canım. Sen de benimsiniz biliyor musunuz ya hepiniz? Siz de öyle düşünün. Size de öyle dedi. Benim Allah'ım böyle ki, benim de Allah'ım böyle değil mi? Dedi. Ne bileyim sen de sahip çık. Değerine sahip çık sen de ya. Allah deme. Allah'ım de. Senin o zaman sahip çık. Bizim Allah değil mi dedi Abramit'te. Şimdi Ömer. Bizim Allah değil mi? Vallahi sen de sahip çık dedim ya. Değerine sahip çık. Bak millet alıyor dedim. Gasp ediyor. Bir sürü gavurlar iman ediyor. Bak gidiyor. Bak iman eden çoğaldıkça bak elinin gider diyeyim sana. O zaman fıtri bir mal düşkünlüğü var ya. Fıtri mal teskin edilir. O tatmin edilir. O zaman ruhunda bir doyma olur. En ufak hiçbir şey yok. Dünyanın zengin insanı olur. O münasebet kopuyor. Her şeyin var. Dünyanın en fakiri sensin. Burada ya. Mutlu değilsin. Niye? Lan her şeyin var. Bak onun delili. Atın, yatın, katın, eşin, aşın, işin var. Niye mutlu değilsin kardeşim? Tam da ne değiliz? Bundan işte. Kafada hep böyle o alemle, o hakikatle, o uyduyla münasebetimiz zayıf. Anlamlandıramıyoruz olayı. Yani burayı zannediyoruz fıtratımızın karşılığı. Fıtratın karşılığı burası zannediyoruz. Ve bedene ben diyoruz. O zaman olayları tek tek görüyoruz. Bu niye böyle, şu niye gitti? Olayları bütünsel görememenin muaccel, peşin, cezası psikoloji bozukluktur. Bedenle ruhu ayırt edemememin muaccel cezası ölüm korkusudur. Ruh ile Allah ilişkisini kuramamanın bedeli de imansızlık endişesidir.
Hepsinde var, alimlerde de var, herkeste var bu. O nispette ama onların endişesi daha yüksek tabii. Beşinci kar. Bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı, o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. Şimdi bu aletler var, göz, kulak, akıl. Akıl alettir, ruha da alet diyor. 27. sayfada bir önce de ruha da alet diyor burada. Eğer onu yerinde kullanırsak en muhtaç olduğumuz zaman, saunaya gitmeye var mı? Hamamda saunaya. Yoktur zannediyorum. Gitmeye varsa bir teşvik edin. Ama bir götürdüler beni salı günü Sultanbeyli'ne. Bu kadar ümit, psikoloji dersi yapan ben, saunaya bir girdim hemen. İlk girer girmez ama yarabbim, hemen estağfurullahın el zerratını bütün tecvitleriyle okudum. Meratipleriyle, imraplarıyla, hurneleriyle. Ama yarabbim, sif öyle olsaydı ahiret. Bir bakın ne kadar korkuyor insan ya. Allah'ın bazen günah işte manzurumuz olursa, bir ne olur saunaya gidin. Saunaya ve bir de buhar odası var. Yeni girdiğim için söylüyorum. Allah Allah. Eskide bir dişimi demişti adam. Bu sanki cehennem yani. Sırf cehennemde diş kliniği olsa devamlı derse sonra düzelse tekrar yapsa. Cehennem olarak yeter ya. Yok ya. Vallahi kimdi en az 2-3 gün günah işleme meyliniz olmaz sahneye gider. Hissi ya. Hisse darbe vuruyor. Ben bile korktum ya. Allah Allah. Dedim sonra nasıl durduldum? Ya bu kabirde ne yapacağız dedim. Ulan kabirde kim olacak ya? Kim olacaksa o korksun ya. Sen ne korkuyorsun? Dedim. Kim ölecekse ölümden o korksun. Yani sen öleceksin de ben mi korkayım? Sen açsan benim karnım ağrımıyor ki. Kim ölecekse ölümden o korksun. Kim ölecek? Ben öleceğim. Bu yüzden sen olsan sen kork. Hem günah sen işte hem de korkuyu bana ekle. Böyle konuşuyor tamam mı beden? Ama sonra başkasının yanında yapmayın ya. Çünkü hemen dedi ki bir tanesi, sen bana böyle dedin, böyle yaptın ya dedi. Vallahi doğru söylüyorsun. Ya niye yaptım? Vallahi benim de başım ona dertti. Ya sana söylüyorum dedi ya. Sen, ben değilim ki dedi, burada birisi var, o yapıyor. Dedim ha. Emice'ne dedim. Ya sen dedin dedi ya, vallahi doğru dedim. Benim bana da öyle diyor dedim. Ya sana diyorum dedi başka. Dedim burada. O kim var dedi ya orada. Benim başımı söz. Sen bir şey değilsin ki. Sen var ya çok sıkıntıya sokarsın. Bu adam beni cehenneme sokacak. Bana neler diyor biliyor musun? Ne diyor dedi. Vallahi namaz kılma diyor dedim ya. Diyor mu dedi. Diyor ki biraz sonra kılarsın. Durdu. O bizden farklı bir şey mi dedi ya. Farklı olmasa aklımın belası akıl olur mu? Aklımın şerinden, aklımı nasıl kurtaracağım diye uğraşıyorum 30-40 seneden beri. Sanki içeride bir düşman var, sanki iki tane ben varım. Lan benim istirahatım için niçin yardım etmiyorsunuz da? Sanki istirahatımı bozmak, moralimi bozmak için birisi çalışıyor. Birisi de tahmin ediyor. İki tane şahsiyet var. Aklımın şerinden o aklımı kurtarmaya çalışıyorum. Aklım bir rahatlı, başka bir akıl geliyor. Tepe takla attırıyor. Oğlum bu nasıl bir akıl ya? O aklımın şerine nasıl koyacağım? Ona uğraşıyorum. Bir baktım ki 13. Leva da bunu söylüyor. Onun sözünü kendi sözüm zannetmişim. İyi değilim. Tamam. Ama o adam değilmiş de bana yutturmuş. Ben değilim. Sen desek ona ben iyi değilim. Evet arkadaşlar ben iyi değilim. Lan o iyi değil ya. Evet bana yansıtmış. Nasıl yansıtıyor? Ya uzakta kumandayla arabayı çalıştırıyorlar ya. Kurbağa yavrusunu nasıl büyütüyormuş biliyor musun? Seyrettim de orada mı? Yani emzirme, yedirme, içirme falan değil. Kendisi yok kurbağa. Gözünden şua çıkartıyor enerji. Baka baka yavrusunu büyütüyor, gıdalandırıyor. Baka baka. Bakıyor, şua yüklüyor. Anne de çocuğu ne yapıyor onu? Bir bakıyor,
Bir nazar eyle diyor. Tamam, zaten hakikate geçiyor. Bir nazar peygamberi. Tak tak kalbi inşa ediyor. İyi diyor, tebdil ediyor. Tebedülü değiştiriyor. Bir nazar ya. Ama bin başka bir nazar olduğu zaman da 6 ay işin ters gidiyor. Böyle nazarlar da var yani. Böyle tipler var. Gördüğün zaman tam 6 ay işin ters gidiyor. En gerekli olan gibi moralim bozuluyor. Akşam da kabus gibi, karabasan gibi geliyor rüyalar o tipi ya. Öyle tipler var. Ki hadiste var ya, görüldüğü zaman rahatlatan, konuştuğu zaman seni ferahlatan işte. Allah muhafaza etsin ya Muhammed. İşte bu beş mertebe kârlı ticareti yapmasan şu kârlarda mahrumiyetten başka beş derece hasaret için hasarete düşeceksin. O birinci hasaret, o sevdiğin mal ve evlat, perestiş ettiğin nefis, heva, meftun olduğun gençlik, hayat zayi olup kaybolacak, senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. Hemen sana bak, benim emsallerim burada var birkaç. 1, 2, 3. Yani bak. Ne oldu? Aynı şey hissediyoruz. Yani sen kaç yaşında hissediyorsan ben de öyle. Yaşlarını bir şey hissetmiyoruz ki. Çünkü ruh yaşıyor. Hiç kimse yaşlarını için hissetmez. Çünkü ruh yaşıyor. Bedeni de yaşıyor. Kim yaşlı? Nisbidir ya. Kafadadır. Bu ikisi arasında ne zaman geçti diye yapmıştım. Bu ikisi arasında ne kadar zaman var? Ne Mustafa? Kaç saniye? Bir saniye. Yok, aslında yok. Bu ikisi yok ki. Kafamızda var. Nerede? Bu ikisi. Hangi ikisi? O gitti o. O yok olmuş. Ha, işte yaşlılıkla böyle. Doğdum. 50 oldum. Bu ikisi arasında. Bu ikisi yok ki. Şimdi neyse o. Ruhun yaşıyor kardeş. Onun için yaş, kaç yaşındasın? Şu anda hissettiğim şey. Peki alameti nedir? Tecrübelerdir Mehmet Ali. Evet, işte tecrübe işte, onu kullanırız. Bir zamanlar diye başlarsın elde. Ama yani eski hayatın olduğuna değil. Hayat an veriliyor, kayyum etsirince. Ampul gibi. Sahnede 60 defa, 80 defa yanıp söner. Biz onun gözün görme kabiliyetinin hızlı olduğu için zannediyoruz ki devamlı yanıyor. Hayat da hani böyle. Var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, var olup yok oluyor, yok olup var oluyor. Dur 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 dur. Ama o kadar hızlı oluyor ki aleyhim varım zannediyorsun. Hiçbir şey değiliz. Ne varım? Nerede varız? Var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyor. Hepsi. Her şey var olup yok oluyor, yok olup var oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilme. İlimden kudrete, kudretten. Neresi var? O bitti kardeş. Her şey böyle. Var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz. Ama var zannediyoruz. Evet, var olup yok oluyoruz. Aldanıyoruz. Geldi gitti, ne biçim adamsın lan, vermedin. Şu oldu, bu oldu, lan benim arabam var, benim de babam seni döver. Böyle basit basit şeyler. Çocuksu şeyler, ölçülerle avunuyoruz. Ben kuvvetliyim, ben param var. O sen ne olur ya, bitir. Mikrop geliyor tepe tepe. Demiyorum ben. İkinci hasaret. Emanet, ihanet cezasını çekeceksin. Emanet ne diyor biliyor musunuz? En büyük emanet imandır. Allah'ın nuru ya. Suizan ne demek? Kötü düşünmek. En büyük suizan kime yapıyoruz? Allah'a yapıyoruz. Allah'a böyle yakışıksız yakıştırmalarla Allah arada bana böyle yapacak. Niye yapsın ya sen? Suizan ediyoruz. O kadar sevdiğin mal ve evlat, perestiş ettiği nefis ve var ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak, senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci hasaret, emanete ihanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri, en kıymetli şeylerden sarf edip nefsine, yani insanlığına zulmet. Nefsine zulmetin derken bu
nefs-i emmare değil, insan. Bak, diyor ki insana, ey aciz insan, ey fakir beşer. Beşer, şerlerle dolu. İçerisi yılanlarla, meleklerle, tavşanlarla dolu. Her şeyi kıblesine koymuş. Farklılıklarla bütünselliğe getirip, bütüne, bütünsel olarak kainatı bütünsel görüp sahibine teslim ettiğini beşer oluyoruz. Şey insan oluyoruz. Herkes beşerdir ama herkes insan değildir. Ey aciz insan, ey fakir beşer. Allah Adem Aleyhisselam'a, şeytana, insana secde et demiş. Beşeriyetini etlenmemiş. Beşer şirk olur. Nefis takılmamış. Ya. Emanete ihanet cezası nedir o? Allah'a teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Ne kadar büyük nimet ya. Teslim olacaksın. Allah'a kanaat edeceksin. Allah ile kanaat et ya. Bak, diyorum ki buna kanaat et. Allah'a kanaat et. Allah yeter bize. Allah'a kanaat et, Allah'a tevekkül et, Allah'a teslim ol, Allah ile memnun ol. Allah ile memnun olmak lazım. Böyle bir Rabbin olduğundan gurur duymak lazım. Elhamdülillah. Üçüncü asalet, bütün o kıymetli cihazat insani, hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşüp, hikmet ilahi, iftira ve zulmetti. Ya nereden nereye? Sebebi neymiş biliyor musun bunu? Sebebi şu. Şu cümleyi okuyayım. Hodbin adam hem Hodkan hem Hodendiş hem Bedbin olduğundan Bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Hodbin ne demek? Hodbin. Kendini düşünen. Hodkan gamsız. Hodendiş endişesiz. Bedbin, olumsuz, her şeyi olumsuz gören. Kaç tane etti? Hodkam, Hodendiş, Bedbin. 4. İnsanı sarmaladı mı, aynı alemde cehenneme dönüyor. Kendi nazarında fena bir memlekete düşer. Fena memleket değil ki. Baksın bu dünyada intihar ediyor adam. Ötekisi de hayattan zevk kalıyor. Her nefesini değerlendirmeye çalışıyor. Bak, hop gamsız, hop bin, sırf kendisini düşünüyor. Sosyal değil, hizmetlere gitmiyor. Sonra, hodendiş, sırf kendisini endişe ediyor. En önemlisi de, bet bin. Hep böyle eksik görüyor, kusur görüyor, boş görüyor. Ya dolusu da var, dolu da var, boşu görüyor. Hep eksik. Ya sen ya, burada değil ya. Arzunu, isteklerini biraz tehir et. Ertele ve ötele. Orada olacak ya. Anne karnındaki çocuk gözüm var diye manzara istese olur mu ya? Ya Rabbi bana göz taktın hani manzara? Ya Rabbi bana kulak verdin hani cemiyet? Ya Rabbi bana ayak taktın hani top sahası? Ya Rabbi bana el taktın, hani incire çıkacaktın falan. Lan dur sabret ya. Şimdi ben seni cennet gibi gördüm de istiyorum. Sonra ne yapacaksın bunlar? Dünyada da öyle. Ya Rabbi bana beka verdin, niye fani değil? Ya Rabbi bir anda evde olmak istiyordum. Sonsuz mal istiyordum. Niye o kadar mal bakın bana şey yaptın? Sabret ya. Neymiş? Hot bin. Hot gam. Hot endiş. Bet bin olduğunda dünyasının, hususi dünyayı oluşturduğunda bu kafanın içerisinde dünya var. Hiç kimse dış dünyadan haberi yok. Yani göz de öyle. Çiçeği görüyoruz. Çiçeğin kendisini görmüyoruz. Oradan geleni görüyoruz. Kendisiyle kimse muhatap değil ki, göremezsin ki. Kendisini göremezsin zaten. Beni göremezsin ki, imkanı yok ki. Benden çıkan dalgaları görüyorsun ya, beni göremezsin ki. Allah'ı neyi görmüyorsun? Kendini görmüyorsun da ondan. Kendini bir gör. Ya bu ben değil miyim? O hani bu yüzündü. Bu senin kaportan. Ne dediğimizi bilmiyoruz. Ha,
kafamızda bir hususi dünya var, gelen zannediyoruz. Zannediyoruz ki herkesin de böyle. Kafasındaki hususi dünya, dört tane direği var. Hot come, hot bin, hot endiş, bet bin. Duvar aşağı dört tane şey, direği. Onun üzerine kurmuş, onun içinde yaşıyoruz. Gözümüzde sağlıkça ona da izah ediyoruz. Oysa hep buradayız. Bunu mesela gördüğün zaman, bunu gördüğünü zannediyoruz. Ama burada bu. Hani aynaya baktığın zaman, aynada nereye görüyorsun bunu? Ve bunun saçını taramak gerekirken bunu mu tanıyorsun? Bunu görüyorsun, bunu görmüyorsun ki. Bu üçüncü derecede. Bir, iki, üç. Bunun saçını taramak, bunu gördün mü? Bak saçın taramak düzelir mi? Gördün mü? Görmediğinizi tanıyorsun. Biz de öyle. Gördüklerimizle görmediğimizle münasebet kurduk. Gördüklerimizle görmediğimize geçiyoruz. Mevcudatı görüyoruz, sahibini görmüyoruz. Mevcudatı da görmüyoruz, öyle zannediyoruz. Çiçeği görmüyoruz, çiçekten gelen dalga boyunu görüyoruz. Gidi. Ne kadar dakika oldu bir bakayım. 45 dakika geçtiyse hemen kesiyor. 42 dakika. 4 dakikanız var. Hemen çabuk çabuk koşayım. Dördüncü hasaret. Aç ve fakrin ile beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vabeyle edeceksin. Aciz ve fakir. İnsan acizdir. Beşer fakirdir. Hayat yükü de ağır. Nasıl yapacaksın şimdi? Neler istiyoruz? Neler talebimiz var? Başımıza neler de var? Bugün hiçbir derdi olmayana söylüyorum. Sakın yapmayın da. Gidin bir MR çektirin, ne var ne yok diye. Bir gidin bak yani sakın ha. Ağırsa bile yaptırma. İnan sana 10 tane hastalık çıkarır. Değil mi kardeşim? 3 tane kafadan çıkmaz mı? Kesin. Böyle hayat yükü çok ağır be kardeşim. Zeval ve firak belası da var. Girme, bana mesela diyorlar, size de geliyor telefonla ama beni tanıdırlar. İşte abi 6'ya da bir kontrol etmek lazımdır, çiçek yaptırmalı. Bir defa yaptırmamış. Yaptırmam da. Allah düşürmesin. Sizi de. Bugün bir tanesi diyor ki, keşke seni dinleseydim de. Check-up'a gitmeseydim de, kanser olduğumu anlamasaydım da, lazer var ya, doğumun yanlış hep yakıp yok el. Ne diyorlar ona? Kemoterapi. Başka. Kemoterapi. Yaptırmasaydım, sakın. Bak ne oldu? Ne var ne yok diye bir bakayım dedim diyor. Şimdi, Alman doktor demiş ki, 3 gün sonra vefat edeceksin. Yavruna bak, yüzüne diyor bu. Bugün 8 gün ölmedi, ne olacak? Telefon ediyor, ama ben niye ölmedim diyor. Bugün 8 gün oldu, ben niye ölmedim? Acayip bir şey ya. Hakikaten Müslüman, doktor da Müslüman olmalı ya. 5. hasaret son. Hayat-ı ebedi esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, akıl bunun için verilmiş, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok. Kata ve asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Nedir o? Feraiz-i ilahiyesi hafiftir. Farzlar çok zor mu? Bir senede bir Ramazan geliyor. Zenginse zekat vereceksin. Hacca gideceksin. Ömründe bir defa. 5 vakit namaz kılacaksın. Sigara manası kadar ya. Sigaraya erdiğin zamandan daha azdır namaz. Farzları azdır. Hafiftir. Ruhu da rahatlatıyor. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Ne nefsin istiyorsa onun helali var. Feraiz-i ilahisi hafiftir azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Benim Allah'ım var diyorsun ya. Derdin var.
Allah'ım daha büyük. Dertlerimden Allah daha büyük. Öyle bir Allah'a inanıyorum ki benim dertlerimi bilen bile yok edebilir. Zaten o verdi. Onunla bana bir şeyler demek istiyor. Dersek tarif edilmez. Vezaife ise, vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli ve başlamalı. Ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Yani heyecanlanma ya. Rahat ol. Asude ol ya. Rahat ol. Hele feveran etme ya. Farfaralı olma ya. Sükunet bulmalı. Sakin ol. Sakin ol. Tevekkül, teslim, kanal, itimat. Bit. Sakin ol. Kusur etse, Allah çelik gibi sabit yapmadı kusuru. İstiğfar etmeli. Bak, kusur etse istiğfar etmeli. Kusurunu göre istiğfar eder. İstiğfar eden istiaze eder. İstiaze eden şeytan şerrinden kurtulur. Kusur yok değil, kusuru görüyor. Kusuru böyle böyle bakarsa kusurluktan çıkıyor. Tam tersine kusur basamak oluyor. Bak, kusur etse istiğfar etmeli. Bu ümmeti Muhammed'e bak ve üç tane diğer ümmette olmayan verilmiş. Bir, Miraç'ta. Bir, havra ve kiliseler, ibadethane başka yerde yapamazsın. Ümmeti Muhammed'e tarlalar, bahçeler, yollar, mescit gibi namaz kılarsın. İki, içimizden geçenin günah yazılmıyor. Tam tersini cihat. Üç, günahları sabitlemiyor. Siliyorum diyor ya. Yazılıyor mu? Yazılıyor. Evet. Ama o zaman da açtık için pek günah yoktu. Özel araman lazımdı. Ne olacak ya? Bir tane site 2000 kişi var. Lüt kavim kaç kişiydi ya? Semud kavim kaç kişi olacak? En kalabalık ümmet Muhammed Aleyhisselatü'nün ümmeti ve Davut Besim'de kaç kişi vardı? He? 100 bin. Büyükçekmece'de kaç 100 bin var? 150 bin. Sırf bütün Türkiye, yani bütün yaşadığımız yer Büyükçekmece olsa bu kadar da fitne her çeşidi yoktu ki ona. Ne olacak yani? Hayatın hep sevap. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rabbi kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamana kadar bizi emanette emin kıl. Amin, amin, amin demeli ve ona yalvarmalı. Ve ahir davahum elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Ha, sure okuyacak, özür dilerim. Hemen gel kardeşim. Beyninizin içinde okunuyor gibi hayal edin. Beyninizin içinde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت جيرت إذا القبور بعثرت علمت نفس
ثم قدمت وأخرت. ما شاء إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة